Bu metinlere sonradan eklenmiş husus olarak az önce ifade ettiniz. Yani kehanet gibi gözüken ama sonrasında biz böyle ancak anlamlandırabildik dediğiniz bir şeyden bahsettiniz. Siz bu üzerine çalıştığınız, mesela Türklerin izlerini de aradığınız bu Süryani kadim metinlerini nasıl ulaştınız? Bir kısmı zaten Türkçe'ye çevrilmiş değil. Ve gördüğüm kadarıyla da yine... Yani British Museum'un bunun orijinali şu anda oradadır, muhafaza edilmektedir. Bir kısmı işte Vatikan'da vesaire. Bunların orijinalleri üzerinden mi bir çalışma yürüttünüz yoksa çevirileriyle mi çalıştınız? Ne yaptınız? Çevirileriyle çalışmadım. Çünkü zaten bu dilin derslerini lisans derecesinde veriyorum. O çok ayıp bir şey olurdu okuyucu ve hatta benim açımdan etik bir durum olmazdı. Gerektiği zaman çeviriye tabii ki bakıyoruz ki onu da dipnotta belirtmek şartıyla. Bahsettiğim gibi dipnotlarda önemli bir kısmı Fransa'da Bibliothèque Nationale'de, bir kısmı British Library'de, bir kısmı Stadt Bibliothèque'de, Berlin'de, bir kısmı da Vatikan'da. Ki bu eserlerin bölgeden çıkartılıp Avrupa'ya götürülüşü 16-17. yüzyıla denk geliyor. Hatta öyle tomarla belge götürülüyor ki bir noktada o belgeyi götüren entelektüeller kavga ediyorlar. Ve bir metin bugün sayfa sayfa, varak varak ayrılmış durumda. Bir kısmı British Library'de, bir kısmı Bibliothèque Nationale'de bulabiliyoruz. Vatikan ya da Almanya'dan ziyade bu kavga British Library ile Bibliothèque Nationale'de, İngiltere ve Fransa arasında kopmuş. Genelde oradan buluyoruz. Fakat tabii ki el yazması okumak, manuskript okumak çok derin bir kodikoloji bilgisi içeriyor. Bu böyle bir bilgi lazım. Ben açık ve güzel yazılmış el yazmalarını okuyabiliyorum. Onun haricinde şu şekilde edisyonları olur o el yazmalarının. Mesela bir entelektüel şöyle bir sıralaması vardır onun. Bir entelektüel buraya gelir, Urfa'ya, Mardin'e. Orada kilisede Süryanice öğreniyor. Kilisedeki o metinleri kopyalıyor kendisi. Daha sonra bunu kendi ülkesine götürüyor. Birkaç yıl sonra bunun editio princepsini, yani ilk edisyonunu çıkartıyor. Manuskripten ziyade şu şekilde beyaz bir sayfa zeminine yazılmış Süryanca metni okumaktan, yani okuma söz konusu olduğunda çok daha kolay oluyor el yazmasında. Çünkü el yazmalarını okumak gerçekten çok zor. Dediğim gibi benim ofis arkadaşım Mihail Aküz, Mihail Rabo üzerine çalışıyor ve o el yazması üzerine çalışıyor doğrusu. Ve gerçekten çok zorlu bir süreç. Şunu okuyabiliyor musunuz? Bu Süryanice değil. Kalkalım mı? Tabii bu Süryanice değil. Bu Süryani alfabesiyle yazılmış Türkçe. Bunu isterseniz o mevzu geldiğinde tamam, bakalım. Zaman... Çünkü şimdi bağlama oturtmak zor olur. Ama tamam, harfleri görmek, tanımak için bakabiliriz. Ya bu Türkçe. Süryani alfabesiyle yazılmış Türkçe. Biz buna Gerşuni ya da Karşuni metin diyoruz. Peki biz bunun Süryani alfabesiyle yazılmış Türkçe'ye nerede rastlıyoruz? Şimdi Orta şöyle Asya'da... Şöyle görürseniz yüzünüzü de görür. Tabii ki. Orta Asya'da Doğu Süryani Kilisesi misyonerlik faaliyetleri yapıyor haliyle. Bu bir mezar taşı baktığımızda. Ha, bu bir mezar taşı. Mezar taşından alınmış bir edisyon bu. Bu şekilde hani... Ne yazıyor burada? İlk başta Aleksandros yazıyor. Şu metin, şunu da söyleyeyim. Süryani... Rahmetlinin ismi mi? Yok, hayır. Aleksandros takvimden bahsediyor. Ha. Aleksandros Han Sakiş yazıyor. Yani Aleksandros'a göre aslında bu. Tabii ifadem Türkçe. Sadece yazı Süryanice. Bunu şimdi eski Türk dili uzmanı olmadığım için Aleksandros takvimine ya da Seleukos takvimine göre diye çevirebiliriz. Sadece işte... Ben de hemen Aleksandr'ı duyunca yok, Allah sadece işte rahmetlinin öldüğü yıl fare yılında ölmüş, işte Tanrı kutsasın, amin diye şu şekilde bitiriliyor. Kaç harf kullanıyorlar? Süryanilerin 22 harfi var alfabede. Ünlü harfler yok. Ünlü harfler yerine Arapçadaki harekeler gibi harfler, şeyler, semboller var.
Arapça ve İbranice ile akraba olduğu için bu şekilde. Bir de dediğimiz gibi yine aynı şekilde soldan sağa değil de sağdan sola doğru okunuyor. Peki o zaman bize bir Süryanice metin görelim değil mi? Görelim. Görelim, onu bir anlamaya tamam. çalışalım nasıl olduğunu. Tamam. Evet. Ha burada. Bu değil. Şu mu? Ha tamam. Şu. Ama işte sizin zor dediğiniz aslında bunları herhalde okumak değil mi? Tabii bu aslında ben siz bir metin buldunuz sandım. Bu bir mezar taşı. Hı hı. Diyarbakır Sur'daki Meryem Ana Yoldaş Allahu Kilisesi. Türkçe'ye Meryem Ana Kilisesi olarak çevriliyor. Ancak literal çevirisi Tanrı'nın Anası Kilisesi. Hı hı. Tanrı'nın Anası'nın Kilisesi. Bu kilisenin içerisinde taşa kazınmış Süryanice bir metin öyle mi? Evet, şu bu mezar taşı. Tamam. Ve bunun bu arada aşağısında... rejiyle benim hiçbir bağlantım yok. Beni de bilgilendirmedikleri için ben de şu anda kör dövüşüyorum. Evet, bunun aşağısında bir mezar var. Devruzafaran'da da bunlar çok kolay bir şekilde bulunur. Bir Süryani entelektüelinin mezarı ve ki bu çok ünlüdür fakat çok arada kalmıştır. Bir kitabı... Şu anda duymuyor musun dediğinizi duydum, özür diliyorum. Yani beni duymuyor musun diye soruyorlar. Şimdi duyuyorum arkadaşlar. Az önce benimle hiç kimse bir şey konuşmadı. Evet, dinliyorum. Şu ışıktan dolayı büyük ekranda çok zor oluyor fakat şöyle baktığımızda Hadiş, Hadiş kutsal demek. Bu entelektüelin kutsallığı ve burada yattığı, şu tarihte öldüğünden bahsedilen, öldüğünden bahseden bir kitabı. Fakat şu ışık ekran büyüdükçe kötü bir hal alıyor. Ben pek seçemiyorum. Biraz gibi. Geri gidebiliriz veya şey yapabiliriz, belki kitaptan da bir tane metin üzerinden çalışabiliriz. Tabii olabilir. Tamam.